Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Ümmetin Renkleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok özel bir konuyla evlerinize misafir olduk, şeref bulduk. Değerli kardeşlerim, bu programı malum biliyorsunuz, sürekli olarak çok saygıdeğer Mehmet Turan hocamızla birlikte yapıyoruz. Mehmet Turan hocamız, İTTEF'imizin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda icra kurulu başkanı. Ben saygıdeğer hocama dönüyorum. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Hoş gördük, sefa gördük. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, şükürler olsun. Çok şükür. Allah'ım iyiliğinizi artırsın hocam. Amin, amin. Hep beraber inşallah. Allah razı olsun. Saygıdeğer hocam, bugün önemli ve özel bir konuyla yine inşallah sizi yoracağız biraz. Estağfurullah. Fikirlerinize müracaat edeceğiz. Çok önemli bir konu. Hoca, talebe, mescit ve medrese, saygıdeğer hocam. Bunlar hayatımızda son derece önemli olan müesseseler. Ve önemli olan kurumlar ve kişiler. Hoca denince sıradan bir şey değil bu. Evet. Bugün hukukla alakalı bir probleminiz olduğu zaman avukata gidiyorsunuz. Efendim, sağlıkla ilgili bir sorununuz olduğu zaman doktora gidiyorsunuz. Kısacası dünyada hangi işle alakalı bir probleminiz varsa mutlaka o işin mütehassısına gidiyorsunuz. Mutlaka. Din de dünyadaki en önemli olan şey. Çünkü bütün ilimlerin menşei, doğuşu, batışı dünyadır. Matematik, evet, dünyada doğar, dünyada iş yapar, insana hizmet eder ve dünyada kalır. Fizik, kimya, biyoloji öyledir. İnsanlığa hizmet etmek için güzel olan ilimlerdir, önemli olan ilimlerdir, var olması gereken ilimlerdir ama dünyada kalır. Fakat eğer siz bu ilimleri Allah'ın rızasına uygun insanlığa hizmet ederseniz ondan da bir getiri elde edersiniz mutlaka ahirete yönelik olarak. Mutlaka. Fakat din öyle bir şey ki hem dünya hem ahiret bize yol veren, yön veren, önderlik yapan, rehberlik yapan ve kurtuluşa götüren bir şey. Saygıdeğer hocam, din ise hocalar vasıtasıyla öğreniliyor. Ve evet, Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ muhakkak ki müminler kurtuluşa erdi diyor. قَدْ اَفْلَحَ fiil-i maziyle kullanmış. Evet. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ onlar namazlarında huşu içerisindedirler. O kurtuluşa eren Müslümanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ ve onlar boş şeylerden yüz çevirmişlerdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَعُولُونَ ve onlar da zekatlarını verirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ve aynı zamanda iffetlerini, namuslarını, ırzlarını korurlar. Evet. Peki hocam, ırzı korumak nasıl oluyor? Efendim, namazı kılmak nasıl oluyor? Zekatı vermek nasıl oluyor? Dolayısıyla kurtuluşa giden bu yollar nasıl oluyor? İlmen bunun bir altyapısı var. İşte bunu da bize hoca öğretiyor, saygıdeğer, evet, hocam. Bir öğretici ihtiyaç var. Öğreticiye ihtiyaç var. Yani kurtuluş orada. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ evet. Muhakkak ki müminler felaha erdi, kurtuluşa erdi. Ama hangisi? Zekatını veriyor, huşu içerisinde namazını kılıyor, namusunu, ırzını muhafaza ediyor. Ve buna bağlı olarak daha çoğaltabilirsiniz. Evet. Nasıl ki hukukla ilgili bir sorununuz oldu, avukata gidiyorsunuz, tıpla ilgili probleminiz oldu, savcıya, efendim estağfurullah, doktora gidiyorsunuz. Dinle alakalı bir sorununuz da varsa o zaman hocaya gideceğiz. Demek ki hoca çok önemli. Evet. O zaman hocayı sizden dinleyeceğiz. Fakat öncesinde saygıdeğer hocam, hocalarımızın anlatımları var. İTTEF'imizin kadrosu dahilinde bulunan hocalarımızın ve İTTEF'imize gönül veren hocalarımız var. Bütün bunlardan müteşekkil kardeşlerimiz çok güzel bir video hazırlamışlar, VTR hazırlamışlar. Dilerseniz hocalarımıza kulak verelim, dinleyelim, İnşallah. Sonra size dönelim hocam. İnşallah, hay hay. Evet, hocalarımızı izliyoruz. Bakalım hocalarımız neler söylemiş. Şu an yanımda medresemizde görevli kıymetli Ahmet Riya hocamız var. Kendilerinden inşallah duygularını soracağız. Ya üstazi, keyfe tuhissu bihazel meşru? Tamam.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hâzel meşru el mevcude huna fi Konakri alezi banahu İDDEF min Türkiye emsaluhu qalila cidden fi hâzel alem ve khasetan fi İfrikiya fi indena huna. فإحساسي بهذا المشروع هو إحساس فرح وسرور، لأن مثل هذا المشروع يعني فائدته عظيمة جدا في مثل هذا البلد، لأنه يؤتي فرصة للناس، ليس فقط للطلاب، للناس أن يتعلموا دينهم، أن يتعلموا القرآن، أن يتعلموا الأخلاق الإسلامية. لذلك هو أمر عظيم بالنسبة لكل مسلم موجود في هذا البلد وفي هذه القارة. لذلك نحن نشكر جمعية إدف مع من يتعامل معه سواء من إفريقيا وغيرها، ونشكر كل من يبذل جهده لكي يحصل أو يصل الفائدة لجميع المسلمين في هذا العالم. فأشكر الجميع ونطلب الدعاء من المشايخ أن يدعوا لنا بالعافية والتمديد والمد بالقوة بالقوة والتربية وكل ما يمكن لنا من أن نتقدم به لرفع راية الإسلام. شكرا لكم. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. İDDEF.org. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fi hazel yevmil mübarek, şehr التاشي عشر, şehr الخامس, 2017, جاء رجل ليدخل إلى الإسلام في هذا المسجد الكبير الذي بناه الأتراك للإخوة الجينيين في جينيا كوناكري. فأستاذ أحمد جلو الإمام يلقنه كلمة الشهادة، وهذا أستاذ إبراهيم أيضا ويلقنه كلمة الشهادة. بارك الله فيكم إن شاء الله، والجماعة ينظرون وفرحانين. هذا بعد صلاة الجمعة مباشرة في هذا المسجد أمام هذا الحشر الكبير، واسمه عبد الرحمن بانجورا، اسمه الجديد، اسمه الإسلام عبد الرحمن بانجورا. عبد الرحمن بانجورا الذي دخل إلى الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. İDDEF.org. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن نشكر لضيوف الكرام عطاء من تركيا، نتشرف siz bizge şeref verdiniz. İnşallah. Hem talipler bizlerden memnunuz. Elhamdülillah منذ سنتين عندنا علاقه قويه جدا. الحمد لله. يساعدنا للمدرسين وللمعهد يدرس. هذا المعهد منذ 24 سنة يعمل في هذا. لماذا لهذا المعهد؟ لأن إذا لم يدرس الطلاب في المدرسة الناس كلهم يسير جهلا، الجهل هذا عيب للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الدنيا والآخرة بالعلم وشر الدنيا والآخرة بالجهل. ولهذا عملنا يعني إلى آخر الحياة نحن نجتهد بالعلوم لنشر العلوم. الحمد لله شركة إدب ساعد لنا على عندنا إن حل مشكلات رواتب مدرس رواتب مدرس والحقيقة، وأيضا وعد لنا إن شاء الله في المستقبل يساعدنا لنا. نحن ندرس على منهاج بخارى القديمية على مذهب أبو حنيفة عقيدة ماتريدية، وعندنا إذا ندرس من أهل التصوف، نحن نريد التصوف. العلم بلا أدب، علم بلا أدب لا يكون. مالك ابن أنس قال من تفقه ولم يتصوف يعني يكون فاسقا، ومن تصوف ولم يتفقه تزندق، ومن جمع بينه فقد تحقق. ولهذا نحن وجدنا مسرور جدا الذين وجدنا أصدقاؤنا في تركيا،
ندعو لحكومة تركيا والشعب التركي الذين يساعدنا ليس لنا في العالم كله. Ey talebeler, sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evvelen eşkurukum li ziyaretikum fi biladina. Nahnu el an netevacadu fi medrese, yani fi Sırbiya, fi Novi Pazar, fi Medineti Novi Pazar. Fi hadihi medrese nahnu nuhavil en ننقل ما تعلمنا من شيوخنا في لبنان وفي دمشق وفي كل أنحاء العالم يعني على منهج أهل السنة والجماعة. ففي مدرستنا نحن نعلم أطفال يعني مدينتنا وبلدنا يعني كيف يقرؤون القرآن، يتكلمون بالعربي، الفقه والعقيدة، يعني الأخلاق، يعني فمركزنا التصوف. نعم، ومركزنا الحمد لله مسجل في الدولة، فنحن نشتغل يعني الحمد لله بحرية، يعني أطفالنا يأتون نعلمهم ندرسهم، يعني فالحمد لله حاليا نحن في مدرستنا يوجد تقريبا 30 طالبا، كلهم يتعلمون القرآن، يعني العقيدة، الفقه، فالحمد لله هناك تقدم يعني مرئي، فنحن نأمل أن يزيد عدد الطلاب. فنحن نشتغل في هذا الجهد يعني، فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل. يعني كما ذكرتم يعني نحن يعني في هذه مدينة نوفي بازار، يعني هي مدينة قديمة، يعني كانت حكم عثماني يعني يحكم يعني هذه بلاد، يعني كل هذه منطقة اسمها سنجق، ومدينة نوفي بازار هي عاصمة سنجق. فيعني سابقا في هذه المدينة كانت هناك مدارس، يعني الشيوخ يعني ألفوا كتب، يعني فنحن نحاول يعني ما ألفوه وما علموا يعني أطفال في تلك الزمان، يعني نحن نحاول أن نعيد هذا العلم وننشره بين الناس. فالحمد لله نحن قد يعني وفقنا في هذا، فقد حققنا بعض الكتب يعني، فهذه كتب هنا موجودة، يعني الحمد لله طبعنا عدة كتب، نشرنا يعني إلى يعني أهلنا، فهم يستفيدون، ونحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نؤجر بهذه الأعمال. Sizden birinin hoca olduğunu duyduğumda ne kadar çok sevindiğimi bilseniz, akşama okumaya başlar, sabahına hoca olurdunuz. Destekleriniz için iddef.org. Fakat onlar hakikaten mütevazı insanlar, muhabbetli insanlar, Habeşistan halkı, değerli insanlar. Dünyaya da meyilleri olmadıkları görünüyor, öyle anlaşılıyor. Fakat tabii İTDEF burada bir bina yapılsın, 4-5 katlı, temiz, güzel mutfaklar olsun, yatakhaneler olsun, mescit olsun. Bu şekilde çok ferah olmuş yani, hava dar olmuş. Nefes, insan nefesi kısılmıyor, sıkılmıyor. Ve burada 222 talebe şu anda yatılı olarak Ehl-i Sünnet
vel cemaat üzere medrese ilimlerini tahsil ediyorlar. Misyonerlerin faaliyetleriyle %95 Müslüman olan yerler şimdi %50, %60 Hristiyan olmuş diye bazı, yani her ülke bir değil ama Afrika'da bazı ülkeler bu durumda. Habeşistan'da bunlardan biri. Tabi Hazreti Necaşi'ye vefa lazım. O ilk Müslümanları, ilk muhacirleri barındırdı. İkinci hicrette de barındırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok medhiyesine mazhar oldu. Bu İslam'a çok hizmetleri oldu. Onun halkı da bu topraklardakiler onun halkı. Onun bereketleriyle kıyamete kadar yaşayacaklar. Yani Türkiye ile bura uzak 6-7 saat uçakla geldik. Fakat Hazreti Necaşi'ye vefa lazım idi. İşte senelerdir bu Mehmet Turan Efendi gelir gider buralara hiç üşenmez. Diğer işte ülkelerde de kaç 11 ülke mi dediler? 11 ülkede efendim hizmetler yapar, medreseler açarlar. Bu medreseler en büyük mesele itikadı muhafaza etmek. Hem buradaki halkta Müslüman olanların oranını artırmak. Hem Müslüman olanları el sünnet itikadında saklamak, muhafaza etmek. Çünkü buradaki bütün imamlar, cami görevlileri, müftüler hepsi el sünnet elhamdülillah. Fakat destek lazım. Okuyacakları yer yok, okutacakları yer yok, talebe barındıracakları yer yok. Çok imkansızlıklar içerisinde. Şimdi Şeyh Müttessir Hazretleri ile görüştük de mesela. 70 yaşında mübarek adam. Allah sağlığını daim etsin. Amin. Yani her ay 5 gün 10 gün geziyormuş. Dağ, bayır, çayır. O vaziyette vaaz edeyim, nasihat edeyim. 20 senedir tek başıma diyor. İşte şimdi siz geldiniz de diyor İttef için falan. Yardımcı oluyorlar. İşte Vehhabiler medreseyi elimizden aldı diyor. 2-3 odalı bir talebe okuttuğumuz yer var. Şimdi bize yeni bir yer yapalım diyor. Hoca efendiler yapalım tamam dediler, söz verdiler. Böyle böyle uğraşılıyor yani. Bu işler efendim kolay olmuyor. Şu anda mesela 9 medrese vesaire yatılı talebeyi sordum. 2400 küsur şu anda Addis Ababa civarında, yani Habeşistan'da, Etiyopya'da 2400 küsur yatılı talebe. Kız erkek yatılı talebe var. Bir de bunun gündüz derslere gelenler var. Yani o da çok faydalı bir şey. Gündüz ders alıyor, eğitim alıyor, gidiyor. Mesele ilim almaktır. İlla medresede herkes yatamaz. Vakit de bulunmaz, yer de bulunmaz. 9000 kişi talebe gündüzlü geliyor, işte Kur'an öğreniyor, işte ehl-i sünnet öğreniyor, itikadını, fıkhını öğreniyor. 9000 talebe ne demek? Şimdi mesela burada girerken bu medresede gördük. Hep buradan 5 sene ders okumuşlar, 5 senede icazet almışlar. Şimdi herkes bir kariyeye, kasabaya, ile ilçeye dağılmışlar. Kaç tane yeni genç hoca gördüm. Evet. Habeşistanlı yani. Evet. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Çünkü mühim olan mahsul vermek yani. Verimli olmak. Yoksa fabrika durduktan sonra, bir ürün vermedikten sonra ne yapacaksın o fabrikayı? Onun için buralar çalışıyor. Elhamdülillah bizzat bil fiil çalışmalarını da gördük ve şahit olduk. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. iddef.org. Amin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Hamden tayyiben mübâreken fîh. Cezîlen cemîlen daimen bidevâmi mülkillâh. Ve lâ havle ve lâ kuvveti illâ billâh. Salatü vesselamu ala Resulina, hadina ilallah, da'ina ilallah, şefi'ina indallah, Muhammedin Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, ettabi'ine lehum bi ihsani ila yevmiddin. Allahümme a'izzel İslam'a vel müslimin. Allahümme kahhiril kefarete vel fecarete vel mülhidin. Allahümme eşgilil zalimine bil zalimin. Ve ahricina min beynihim salimin. Allahümme ekfir lena mined ikhvani fiddin. Ve ec'alna ala sıratı müstakim. Ve erzukunel ehliyete vel istikamete ve husnel hidmeti fiddin. Ve el fenae vel bekae el temmeyin. Ve neselike Allahümme fiddareyn. Teveffena müslimine ve elhikna bissalihin. Ve ahşurna ma'an nebiyyine ve s-siddikine ve şühedai ve s-salihin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Evet, çok saygıdeğer Ahmet Usta Osmanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ımız hayırlı uzun ömürler, sağlık, sıhhat, afiyet versin. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. iddef.org. Evet, saygıdeğer hocam, gerek Ahmet Usta Osmanoğlu hocamızı, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin, gerek amin. Abdülmetin hocamızı, gerek sizi tekrar dinleme fırsatı yakaladık. Cübbeli hocamız falan. Cübbeli hocamızı dinledik ve çok saygıdeğer hocalarımızı Afrika'dan, Avrupa'dan, Sırbistan'dan ve diğer ülkelerimizden, hocalarımızdan böyle bir demet dinlemiş olduk. Çok da sevindik. Hem hocalarımızı görmüş olduk hem de yeniden kendimizi toparlamak adına güzel bir anı oldu. Saygıdeğer hocam, işte hoca bu dedik. Kurtuluşun yolu efendim Kur'an'a tabi olmaktan geçiyorsa, Kur'an salt kılavuz değildir, rehber değildir. Kur'an bir ilimdir. Yani mesela bir insan tıp kitabını alsa, okusa doktor olabilir mi hocam? Yok. Olmaz, eğitimini görecek. Aynen bunun gibi bütün ilimler böyledir. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim'i eline alarak da hoca olmaz, müderris olamaz. Aynen. Ya ne yapması lazım? Bu için eğitimini, altyapısını alabilmesi lazım ki Kur'an-ı Kerim'i öğrensin ve sonra da insanlığa fayda veren bu Kur'an-ı Kerim'i anlatabilsin, kılavuz ve önder olabilsin. İlk hocamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilen Cebrail aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdi ve öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ashab-ı Sufa'ya, sahabe öğretti. Ve oradan bize kadar geldi. İddefimizde bu kutsal yolculukta, bu kutsal görevde ben dışarıda değilim, ben de bu işin içerisindeyim dedi. Hoca, talebe, mescit ve medrese faaliyetlerini başlattı ve süratle dalga dalga dünyayı yayarken saygıdeğer hocam, İşte bu yayılmayı, bu dağılmayı, bu güzellikleri sizden dinlemek istiyoruz. Saygıdeğer hocam, söz sizden, lütfen buyurun inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Öncelikle sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz şükürler olsun. Bunlar hep lütfuyla oluyor, ikramıyla oluyor, ihsanıyla oluyor. O lütfetmese, ikram etmese, ihsan etmese... Bizim kendi gayretimiz ve çalışmamız tabii ki önemlidir. Bir kul olarak kendi açımızdan önemlidir ama işin netice ve muvaffakiyeti açısından mutlaka sevgili Allah'ımızın yardımıyla, nusretiyle, lütfuyla, ikramıyla, ihsanıyla oluyor ki işte bizlere de lütfeyledi, ikram eyledi, ihsan eyledi ki biz bu dertleri konuşuyoruz, bu davayı konuşuyoruz, medreseyi konuşuyoruz, ehl-i sünnet alimi konuşuyoruz, talebeyi konuşuyoruz, mescidi konuşuyoruz, ehl-i sünneti ve ehl-i sünnetin yeryüzüne hakim olup insanlığın huzur bulmasını konuşuyoruz. Bunun konuşulması bile belli başına büyük bir nimet. Kesinlikle. Rabbim bu nimetler içerisinde devam, sebat, istikamet cümlemize nasip eylesin. Amin. Öncelikle zaten siz ilk Peygamber Adem Aleyhisselam'dan başlayan günümüze kadar gelen ve kıyamete kadar da var olacak olan önemli bir meseleye zaten parmak bastınız. Yani o ki bu dünyaya biz imtihanı kazanmak için gönderildik. Dünyaya geliş gayemiz imtihanı kazanmak. Evet. Bu imtihanı kazanmamıza vesile olacak olanlar da bizlere sevgili Allah'ımızı tanıtacak. Resulullah Efendimiz'i anlatacak. Kârımızı, zararımızı anlayabileceğimiz ölçüde, fıkhi ölçülerde, efendim akidemizi sahih bir akide haline getirecek olan ehl-i sünnet ve cemaat çizgisindeki öncülerimizdir, önderlerimizdir, üstadlarımızdır, alimlerimiz ve hocalarımızdır. Kesinlikle. Dolayısıyla hocanın zaten önemli mi, önemsiz mi gibi bir suali, böyle bir şeyi ne sorarsınız ne de ben böyle bir şeye cevap veririm. Elbette. Önem ayrı bir şey, ihtiyaç ayrı bir şey. Öncelikle işe şuradan başlayalım. Medrese gerekli mi? Gerekli. Lazım mı? Elzem. Biz bu lüzumundan ve gereklilikten hareketle öncelikle yakın tarihimizle örnek, şahıs bir takım örnekleri vererek konuya girersek çok lütfen, çok daha iyi anlamış lütfen oluruz. Hocam, buyurun. Mesela yakın bir tarihimize dönelim.
12 Eylül darbesinin biraz öncelerine gelelim. İnsanların 70'li yıllar değil mi 70'li hocam? 70'li ve 70'li 80'li yıllar arasında bizim hatırladığımız, bizim yaşadığımız yılları biz paylaşırsak daha iyi olur. Çünkü daha öncesinde çok daha acayip şeyler yaşanmış memlekette. Ama yakından başlıyoruz. Daha evveliyata girsek zaten evet. Bu işe tabii ki bunu ilerleyen programlarımızda çok daha güzel programlarda işleyeceğimiz konular var. Belki de medreseyi yani 10 programda, 20 programda, 30 programda sadece medreseyi konuşacağız. Kesinlikle. Çünkü medrese günümüzde sanki Osmanlı'nın son çöküş dönemlerindeki medrese mektep çatışmasına sanki çekiliyor kasıtlı olarak. Evet. Halbuki birinci derecede halletmemiz gereken şu. Nedir o da? Şimdi bana örneklere geçmeden evvel. Bir, mutlaka ilmi sınıflandırmaktan, gruplandırmaktan, hiziplendirmekten vazgeçmemiz lazım. İlim ilimdir. Elbette. İlim önce ne için öğrenilir? Allah için öğrenilir. Niçin tahsil edilir? Allah için edilir. Sonra gelecek alacağımız ünvanlar veyahut da erişeceğimiz noktalar veyahut da elde edeceğimiz rütbeler, riyasetler ilahiri neyse bundan bedel ortaya çıkacak bir takım oluşacak rızık, açılacak rızık kapıları bunlar işin artık detay kısmında kalıyor. Yani bütün ilim aslında Allah rızası için Allah ve insanlığa hizmet etmek için bu kadar. Şimdi Allah için tahsil edeceği hususunda İttifak etmemiz gerekiyor. Öyle özellikle müminlere, Müslümanlara, tüm İslam aleminin bunda ittifak etmesi gerekiyor. Kesinlikle. İlmi, efendim şer'i ilimler, fenni ilimler. Ya fenni dediğimiz ilim nereye hizmet ediyor? İnsanlığa hizmet ediyor. İnsanlığa hizmeti, tüm gönderilen peygamberler, salavatullahi aleyhi mecmain ve onlara gönderilen yerine göre sahifeler ve kitaplar, bunun ihtiyacını yaratıcı olarak haşa ve kelle Allah'ımız bilmiyor mu Celle Celaluhu? Aslında var hepsi. Kesinlikle. Tüm şeriatleri cem eden son şeriat olarak kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte son peygamber olarak gönderilen son kitap Kur'an-ı Azimüşşan tüm kitapların içerisindeki tüm özellikleri cem eden bir kitap olarak insanlığın ihtiyacını karşılamıyor mu? Elbette. Bütün kitapların mecmudur. Peki hocam, sıkıntı nerede? Anlamakta acziyetimiz var. İçerisinde bize sunulan reçeteyi anlayıp hastalığımızı tedavide kullanmama hususunda sıkıntılarımız var. Yoksa anlasak, hastalığı tespit edeceğiz. Tespit edince ilaçlar hazırlayacağız. İlacı kullandığımız zaman da şifa bulacağız. Peki kim hazırlayacak bize bunu? Hoca hazırlayacak. Kesinlikle. Fakat burada biz şimdi tabii günümüzde hocanın, ehli sünnet çizgisindeki bir alimin değeri İlimler ayrıldığı için ortadan kalktığından dolayı evet. Sanki bir tarafta insanlığın ihtiyacını gören fenni ilimler, öbür tarafta da ahireti kazandıracak şer'i ilimler. Dünyayı da, ahireti de, şer'i ilimlerde mütehassıs olarak yetişmiş, Allah için ilmini tahsil etmiş ve bu uğurda çalışan ehl-i sünnet, hocalar ve alimler tespit eder, tayin eder. Ve onu bu şekilde reçete olarak ortaya koyar. Bunu da bir kere sonra hocam, ittifak yani, edelim. Fenli ilimler dediğimiz fizik, kimya, biyoloji, astronomi, biyoloji, bütün bu ilimleri yaratan kim? Ya Allah'ımız yaratıyor Celle Celaluhu. İlmi ezelisinde zaten bu gizli olan bir şeydir. Bunun ortaya çıkarılması da gene insanlığın menfaati için bir imtihandır. Bir ikinci hocam, tamam. O ilmi Allah'ımız yarattı. O ilmi evet. Bulan kişiyi de Allah'ımız yarattı. O kadar. O kişi aklı da Allah'ımız verdi. Yani imtihan. Tabii. Mesela birisi yer çekimini buldu. Dedi ki elma düştü işte. Dediler ki Newton yer çekimini bulmuş. Yer çekimi vardı zaten. Evet. Ve o kişiye o aklı veren Allah Celle Şanı Hazretleri. Suyun kuvvetini. Zaten Allah'ımız Celle Celaluhu. Kur'an-ı Azimüşşan'da kıssalar olarak da zaten Nuh Aleyhisselam'ın tufanında anlatıyor. Zaten suyun kuvvetini, kaldırım kuvvetini. Nuh Aleyhisselam'da Allah'ımız Celle Celaluhu o günkü peygamberine ve onun ashabına ne yapmış? Zaten öğretmiş. Tabii ki biz demiyoruz. Bunların hepsi olacak ama eğer biz önce bu olması gerekenleri yaratan, insanlığın emrine musahkar kılınacak bu ilimleri insanlığın emrine amade etmek için emreden Allah'ımız tanınmadan, onun elçileri anlaşılmadan ve onun göndermiş olduğu kitaplar ve bu kitapların özelliğini üzerinde cem eden Kur'an-ı Azimüşşan anlaşılmadan biz önce bunları anlayalım sonra Kur'an'ı anlayalım diyerek ilimleri sınıflandırırsak bu sefer biz buradan zarar görürüz. Yani kesinlikle. Aslında burada konuya girmeden şuna ben vurgu yapmak istiyorum. Öncelikle biz efendim şer'i ilimler
menfi ilimler, müsbet ilimler. Böyle bir şey yok. İlim var olan bir şeydir. Ve her alanda bakidir. Nerede bulursak onu zaten alacağız. Alacağız. Bunda zaten ihtilaf yok. Ben şimdi örnekler ile birlikte bunun özelliklerini anlatmaya gayret edeyim. Örneğin işte bu 70'li ve 80'li yıllarda ne var idi? Herkes bir tarafa çekiyor. Sağ sol kavgaları. Aslında. Aslında o kavgayı sağı solu bizim insanımız kendisi üretmedi. Üretmedi, evet. Sağı da ortaya koyan, solu da ortaya koyan. Efendim bir taraftan siz sağsınız, muhafazakarsınız. Siz solsunuz, muhafazakarların düşmanısınız. Siz de efendim ortada kalan efendim radikal İslam, radikal İslamlar da çıkardılar. Efendim yeşil sermaye, kırmızı sermaye, mavi sermaye çıkardılar. Tüm bunların ortaya çıktığı, ülkemizin karıştırılması için özellikle şer güçler, dış güçler tarafından ortaya çıkarılan bu oyunlar ile birlikte ülkemizde biliyorsunuz mal güvenliği yok, can güvenliği yok, namus güvenliği yok, vatan güvenliği yok, hiçbir güvenliği yok. O günlerde o güvenliğin öyle olmadığı zamanlarda şahsım da dahil birçok kardeşimiz, çok yakın örneklerimiz vardır. Her birerlerimiz ama öyle ama böyle kendimizi koruyabilmek için bir takım zahiri tedbirlere başvurur. Gerektiğinde birçok kişi yanında silah taşır. Çünkü can emniyeti yok. Yok, evet. Böyle bir zamanda bir hoca çıkıyor ortaya. Bir alim çıkıyor. Diyor ki, bırak onu diyor, eline tesbih al diyor. Bakınız ben burada izinle ve müsaadeler olmadığı için isimler veremiyorum ama onlarca bende mahfuz örnekleri var. Ve o kişi diyor ki, üstadımız, efendilerimiz, bahsettiğimiz kişi, sevgili üstadımız Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi Hazretlerimizden ben bahsediyorum. Elbette. Üstadımızdan. Elbette. Ve o kişi diyor ki, üstadım, ya benim bir sürü düşmanım var. İşte bu sağ sol olaylarından dolayı sen yeşil komünistsin dediler. Veyahut da sen radikal İslamcısın. İslamcısın dediler. Ve bu konu hakkında üzerimize çok ciddi baskı var. Ve benim yürüdüğüm yollar, geçtiğim mahaller ve ikame ettiğim yerde benim can güvenliğim yok. Dolayısıyla ben taşımam lazım. Ve üstadımız şöyle diyor. Hayır. Herkes önce bize bu canı vereni ve bu verene güvenerek, onun hatırını düşünerek adım atacak. Şimdi bu can emniyeti yok ise, mal emniyeti yok ise, namus emniyeti yok ise, vatan emniyeti yok ise, bunun aslında olmamasının tek bir sebebi var. O da neden? Cehaletten. Siz bilinçsiz bu, bir toplum. Yani birbirimize düşerek, müminler müminlere, Müslümanlar Müslümanlara düşman olarak, kardeş kardeşin kanını aynı ülkede, vatanda akıtarak bu emniyet sağlanmaz. Belki canımızı kaybedeceğiz. Belki malımızı kaybedeceğiz. Belki canımız acıyacak. Yaramız kanayacak. Bedeller ödeyeceğiz. Ama bu güzel vatanımız, bu güzel ülkemiz savaşla değil, kanla değil. İslam'ın güzel eğitimiyle, hoşgörüsüyle ve içerisindeki emir ve yasaklar dinlenmek suretiyle bu vatan kurtulacak. Kesinlikle. Bunu herkese böyle anlattı. Kim anlattı? Bir hoca anlattı. Ehl-i sünnet bir alim ama bir Allah'ın dostu anlattı. Peki bu örnekler çoğaldıkça ne oldu? O elinden efendim silahı bırakıp tesbih alanın hemen öbürsü gün canına mı kastedildi? Hayır. Ömür ne kısalır ne uzar. Uzamaz, evet, kısamaz. Muayyen bir vakittir. Yani Allah takdir etmiştir onu. Vakti gelen gidecektir. Bu kadar. Ve tarihi şu cümleyi kurmuştur üstadımız. Biz dünyaya yaşamak için gelmedik. Mümin ve Müslüman olarak ölmek için geldik. Evet. Dedi ve o atılan adımları bıkmadan, usanmadan sadece İstanbul'da değil, Ankara'da değil, Trabzon'da değil, Bursa'da değil, şu an adanılan 81 vilayet ilçelerine, nahiyelerine ve köylerine varana kadar bu tebliğ ve daveti bir hoca başlattı. Başlattı, evet. Nereye davet etti? Allah'a Celle Celaluhu davet. Nereye davet etti? Huzura. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sünnetlerine bağlanmaya davet etti. Evet. Nereye davet etti? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına davet etti. Ancak bununla kurtuluş olacağını ve bunu da Allah'ımızın vaat ettiği ayetlere davet etti. Estağfirullah. Vaadallahu lezine aminu minkum ve aminu salihat.
لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Evet. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفِهِمْ اَمْنًا Yani Allah'ımız Azze ve Celle burada ben diyor kullarıma sizlere vaat ediyorum. Neyi vaat ediyorum? İman edip salih amel işleyenlere yeryüzünde iktidar vaat ediyorum. Çok güçlü silahlarla değil. Değil evet. Hazırlayacağız tabii. Devlet vatanını ve namusunu korumak için, dinini korumak için silah yapar, hazırlar. Ama bunlarla değil. Neyle? İman, evvel iman ve salih amel. Evet. İle birlikte yeryüzüne hakimiyet. Dahili ve harici tüm korkulardan, düşmanların tasallutundan emniyet. Neyin karşılığında? İman salih ve salih amel. Amel. Razı olduğumuz dinimizi rahatça yaşamak. Yani namaz kılamazsın, örtünü örtemezsin, İslamiyet'i yaşayamazsın, oruç tutamazsın. İlahiri. Yani ülkemizde 10 günkü şartlarda yaşadıklarımızı ben söylüyorum. Ama siz dininizi rahat yaşayın. Neyin karşılığı? İman ve salih bir amel. Bak önce iman ve salih bir amel. Ve bir hoca, bir alim nereye davet ediyor? Allah'ımız Celle Celaluhu bu ayetlerini bize vaat ettiklerine davet ediyor. Ne kadar sürdü bu davet? 18 sene bıkmadan, usanmadan yapılan bu tebliğ ve davetlerle birlikte ne kuruldu? Her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi fikri tüm ülkeye yayıldı. Bu yayılan fikir amel ile birleştiği zaman her toplumun her katmanına ulaştı mı? Ulaştı. Bugün her yerde İslam içkili yerlerde konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Kumarhanelerde konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Hastanede konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Huzurevinde konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Her türlü efendim sanayi esnafında veyahut da merkez esnaflarda konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Hatta ve hatta stadyumlarda bahis mevzu oluyor mu? Oluyor. Daha dün secde etmek için kartonun üzerinde teşvik etmiyorum, tasvip etmiyorum ama neticede 40-50 bin kişi oraya toplanıyor. Oraya toplanırken nefsine hakim olamayıp oradaki oyun mu oyuncak? Yani o maçı seyretmek için gidenler bile içerisindeki namaz ehli olan insanlar bir kartonla yer ararken bugün stadyumlarda bile mescitler kurularak Müslümanların ibadeti için zeminler hazırlanıyor mu? Evet. Hazırlanıyor. Neyin karşılığında oldu bu? Bıkmadan, usanmadan bir kişinin başlattığı tebliğ ve davet hareketinin neticesinde bunlar oldu. Demiyorum sadece bizim üstadımızda ama bu ve benzeri ehli sünnet harekatları beraberinde ülkemizi bu noktaya getirdi. Kesinlikle. İşte biz insana değer veren Dernekler Federasyonu olarak aldığımız güç, yaptığımız bu yöndeki rabıta ve izlediğimiz yol, takip ettiğimiz usul ve üzerimizde var olan çizgiler çıkış noktası olarak buradan çıktı ve ülkemizin de dışında şu an 33 ülkeye yayıldı. İşte konuşmalarını dinlediğimiz ve konuşan bu hocalarımızı ülkemizdeki kardeşlerimizle daha iyi anlamaları için programlarda bize destek olarak konuşan diğer hocalarımız ve verilen bu bilgiler o aşırı şerif okuyan talebelerimiz ve şu an yatılı ve gündüzcü 20 bin civarındaki talebemiz 500'ün üzerindeki eğitici kadromuz ile birlikte aynı şekilde ülkemizde izlenen yol, takip edilen usul ile birlikte birçok ülkedeki huzur temini başladı mı? Başladı. Başladı. Örneği var mı? Var. Var. Örnekleri var mı? Var. Örnek derken bir ülkedir belki. Var. Bir, iki örnek çok kısa vereyim. Yine bize tahsis edilen arazi nerede? En problemli Başkent bölge. Konakri'de. Neresinde? Kolomo bölgesinde. Nedir bu Kolomo bölgesi? Yine yakın tarihinde 35-40 sene içerisinde olayın hiçbir gün eksik olmadığı bir bölge. Kolomo bölgesi. Bu arazi kime tahsis edildi? İddefe. 7 sene önce İddefe. İddefe bu arazinin üzerine ne yaptı? Büyük bir külliye hocam. Bu külliyeyi kimin adına yaptı? Mahmud Usta Osmanoğlu. Peki içerisindeki camiyi kimin adına yaptı? Abdülhamit Han. Neyi birleştirdi? Madde aslında bir siyasi deha ile yani, aynı zamanda bir Allah siyasetle evet. Samimiyetin aynı
ortamda yapacağı hizmetler ile birlikte o ülkenin maddi manevi kalkınmasının sağlanması hususundaki ruhu yapılara verdiği isimle de ne yapmış oldu? Gerçekleştirdi. Peki açılışını yaptığımız günün hemen akabinde bu bölgede 17 kişi öldü mü olaylarda? Öldü. Evet. Peki o günden bugüne burada olay var mı? Şu anda bitmiş. Neredeyse 6 ay geçti. Yok hocam. Neden? Aldığımız haber bu doğrultuda hocam. Neden? Çünkü artık orada o bölgenin civarında bulunan tüm dışarıdan bir takım imkanlar ile alet olarak kullanılan insanlar bu külliyede hakikatiyle yüzleştiler. Artık kim onları kandırmaya çalışsa çalışsın? Beybude. Kandırma. Neden? Oraya artık önce Ehl-i Sünnet bir isim geldi. Oraya Ehl-i Sünnet bir siyasi dehanın ismiyle birlikte yerleşti. Ama oraya Ehl-i Sünnet ve cemaat çizgisinde artık bir alim eli, bir alim fikri, bir alim projesi oraya yerleşti. Ve dolayısıyla bak 6 aydır ne oluyor orada? Huzur sağlanıyor. Burkina Faso. Kesinlikle. Ne oldu Burkina Faso'da? Bakınız 6 senelik çalışma neticesinde oranın emniyet ve istihbarat birimleri ne diyor? 6 senedir sizi izliyoruz. Çalışmalarınızda zerre kadar zikzak yok. Nereye giderseniz gidin tek bir şeyi konuşuyorsunuz. Ayrı bir kelam yok. Bugün ibadet, yarın ticaret. Böyle değil, ayırmıyorsunuz. Tek bir şey için buraya adım attınız. Dediniz ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat medrese dediniz. O gün attığınız adımdaki söylem ile bugünkü eyleminiz ve söyleminiz arasında fark var mı? Yok. Yok. Onun için bu ülkede rahat hizmet edin. Çünkü neden? Yaptığınız bu çalışmalarla birlikte kariyerlerde sadece müminler, Müslümanlar değil, inanmayanlar da istifade edip huzur buluyorlar. Kesinlikle. Çünkü sizin o kariyeye gönderdiğiniz, yetiştirip gönderdiğiniz o hocalar sadece inananlara hizmet etmiyor, inanmayanlara da hizmet ediyor. Neden? Su kuyusu açıyorsunuz, sondaj açıyorsunuz, suyuyla ziraat başlatıyorsunuz. O ziraatte mahsuller yetişiyor. Bu yetişen mahsulleri sadece müminler, Müslümanlar yetiştirmiyor. Evet. İnanmayan, bizim vatandaşlarımızdan inanmayanlar da yetiştiriyor. Denilen ülke %60-65 Hristiyan olan bir ülke. Evet. Bu ifadeyi kullanan Müslüman ama bu istihbaratı yapanların çoğu içerisinde Hristiyan olan bir ülkedeki değişimden bahsediyoruz. Neyle değişti? Ehl-i Sünnet bir hoca ve o hocanın eğitim verdiği bir medrese, eğitim gören talebeler ve halk eğitiminde hizmet ve faaliyet olarak yürüttüğümüz, imar ettiğimiz, ıslah ettiğimiz mescitler kesinlikle sebebiyle. Dolayısıyla hoca, talebe, medrese, mescit, hangi ülkede bu faaliyetler var ise bu faaliyetler neticesinde İnsanlar tefrikaya düşmez, toplanır. İnsanlar huzursuz olmaz, huzur bulur. İnsanlar hangi ülkede bu faaliyetler var ise inanan, inanmayan her türlü korkulardan emniyette olur. Çünkü bu hareket insanların kendi kafasına göre yürüyen bir hareket değil. Bu hareket, daha doğrusu bu harekat, çünkü çok kabiliyetli bir hareketler mecmudur. Kesinlikle. Ehl-i Sünnet vel Cemaat harekat hizmetleri ki biz bunun adına insana değer veren Dernekler Federasyonu diyoruz. Camiamızın yurt dışı hizmet birimi olarak yaptığımız tüm hizmetleri icra ettiğimiz ülkelerde mescit, medrese, ehl-i sünnet, hoca ve talebelerinin bulunduğu ülkelerde ancak ve ancak huzur olur, mutluluk olur, güven olur. Bunun için her şeysiz olur, hocasız olmaz. Olmaz. Her şeysiz olur, hocasız olmaz. İşimiz medrese, gücümüz talep ediyoruz. Talebe. Ben bu son cümlelerle birlikte bugünkü konumuz hakkında bilgi ve açıklamama başvurulan konuların nihayetine böylece ermiş oluyorum. Çok sağ olun hocam, Allah razı olsun. İnşallah hakkıyla istifade ederiz. Akıcı oldu, örnekleriyle olsun, anlatımıyla olsun, içerdiği evet konularla ilgili olarak olsun. Son derece istifade ettik. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Var olun diyoruz. Allah'ın Allah'ım hayırlı uzun ömürler. Sağlık, amin. Sağlık, afiyet versin. Amin. Evet değerli kardeşlerim, bir Ümmetin Renkleri programının daha sonuna geldik. Bugün hocayı konuştuk, talebeyi konuştuk, mescidi konuştuk, medreseyi konuştuk. Ve bunların ne kadar önemli olduğunu, mühim olduğunu zaten biliyorduk ama bir daha pekişmiş oldu.
Değerli kardeşlerim, topluma baktığımız zaman Batı taktikçiliği kendini son derece ön planda gösteriyor. Tam bir Batı taktikçi gençlik yetişiyor. Millet durumuna geldik maalesef. Dolayısıyla bize bırakılan miras, dedelerimizin kendisi uğruna şehit düştüğü mirasa baktığımızda bizim şu anki değer yargılarımız örtüşmüyor. Çok farklı bir miras bırakacağız biz torunlarımıza. Dolayısıyla yine kendi kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi yeniden canlandırmanın yolu, hatta ekonomimizi oluşturmanın yolu değerli kardeşlerim, yine medreseden, mescitten geçiyor, kendi kültürümüze dönüşten geçiyor. Dolayısıyla hoca ve talebe değerli kardeşlerim, toplumda önderdir, rehberdir, kılavuzdur, komutandır. Allah ve Celle Hazretleri samimi, ihlaslı ve gayretli, maddeden, şehvetten ve şöhretten uzak durmuş hocalar yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Amin. Amin. Değerli kardeşlerim, Ümmet-i Emekleri programının sonuna gelmiş olduk. Siz değerli kardeşlerimi ben Allah'a emanet etmeden önce telefon numaramızı ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı paylaşmak istiyorum. Telefon numaramız 0212 621 0065'tir. Sosyal medya hesaplarımız Facebook, Twitter, YouTube gibi hesaplardan İttef yazarak veyahut da Ümmet-i Emekleri yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Eğer hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün. Ama uzun yürümek istiyorsanız mutlaka beraber yürüyün. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki birlikten kuvvet, işbirliğinden zafer doğar. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.